Evet, çok saygıdeğer büyüklerim. Bütün hazır olan herkesin karşısında bulunmaktan büyük bir şeref duyduğumu ve burada size karşı konuşmanın benim için bir şeref olduğunu söyleyerek sözüme başlamak istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı hem sizlerin ve bizlerin üzerine olsun. İkinci olarak şunu da söylemek istiyorum. Genellikle Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hakkında değişik mesleklerden olan insanların değerlendirmelerini dinlemek insana ayrı bir zevk, bir mutluluk veriyor. Özellikle bana ayrı bir zevk veren de medrese kökenli olup da üstadı anlamaya çalışan kişileri dinlemek gerçekten ayrı bir lezzet. Çünkü gerçekten o da bir nimet. Yani medreseleri yaşatmaya çalışan, medreseleri kendi projesinin de ısrarla isminin medrese olmasını isteyen bir alime karşı yabancı duran maalesef bir sınıfla karşı karşıyayız. Ama diğer taraftan sevindirici olan da mesela Tillo gibi bir yerdeyiz biliyoruz ve oradaki medreselerde Risale-i Nur dersleri de okutuluyor. O da ayrı bir güzellik, onu da belirtelim. Ben yine bir fıkrayla başlayayım. Vatandaşın birisi hocaya gelmiş. Demiş ki hocam bende para yok. Ben zekat vereceğim de yağ versem olur mu demiş. O da demiş ki hele bir içeri gideyim bir kitaba bakayım geleyim. Gitmiş içeri hanımına sormuş demiş hanım demiş evde yağ var mı yok mu? Vallahi demiş en son yağı da son yemekte kullandık. Dönmüş vatandaşa demiş ki kale ve kule run daha makbule demiş. Dolayısıyla bizim aslında tartışmamız gereken hangisinin makbul olması gerektiği. Yani medreseler özellikle bu 19. ve 20. yüzyıldaki hallerini kabul edip böyle mi devam etmeleri gerekir? Ya da çağın şartlarına uygun bir eğitim seviyesine veyahut da derslerine, müfredatına doğru bir dönüş yapması mı gerekir? Gördüğümüz kadarıyla medrese mensuplarının o konuda çok fazla bir şeyleri yok. Yani bir endişeleri yok. Bir diğer husus, eleştiri konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Şimdi bazen eleştiriler hep düşmandan gelmez, dosttan gelir. Ve dost da eleştiri yaparken karşıdakinin bulunduğu ortamdan rahatsız olduğu için o eleştiriyi yapar. Dolayısıyla diyelim ki benim medreselerle ilgili farklı eserlere baktığım zaman gayem oydu. Yani medreseleri işte eleştirmek, yermek haşa öyle bir şey değil de. Yani onların dertleriyle dertlenmek ve bir nebze de olsa bazı şeyleri dile getirmeye çalışmaktı. Benim işte o tebliğ özetimde de gördüğünüz gibi iki tane risale ile karşılaştım. Tabi bunların tarihi çok eski değil. 1909 ve 1912 yıllarında yazılmış. Ama şöyle bir özellikleri var. İkisi de medrese kökenli ve ikisi de medreselerle ilgili problemi kendine problem edinen insanlar. Yani medreselerin devamından yana olan insanlar. Bir tanesi uzun süre milletvekilliği de yapmış. Hem son Osmanlı Meclisi'nde hem de Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapmış. Aydın mebusu en son. Mehmet Ubeydullah Efendi 1912'de yazmış olduğu küçük risaleye Islah-ı Medaris-i Kadime diye ismini koymuş. Ve direkt Meşihata Şeyhülislam'la yani ilgili olan makama ön sözle başlayarak bunu dile getirmiş. İkincisi de aslında Diyarbakırlı olan Mehmet Faik isminde ama Mısır'da görev yapan ve Şeriat Mahkemesi'nde görev yapan yine medrese kökenli ve yine medreselerle ilgili sıkıntıları dile getiren çözüm yollarını öğretmeye çalışan iki tane alim, iki tane okumuş. Şimdi ben bunları okurken tabii ki diğer taraftan da Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin medreselerle ilgili söylediklerini hatırlamaya çalıştım. Ve bazı ortak tespitlerine de rastladığımız gibi farklı tabii ki tespitler de var. Mesela
Mehmet Ubeydullah Efendi de dikkatimi çeken bir husus, dil üzerine, eğitim dili üzerine durması oldu. Yani medreselerdeki eğitim dilinin Arapça olarak devam etmesi, yani Arapça'ya karşı değil, yanlış anlaşılmasın, Arapçanın devam etmesini istiyor kesinlikle. Ama Türkçenin bilim dili haline getirilememesi veyahut da Türkçe'de yeni eserler üretilememesinin çok ciddi sıkıntılar doğurduğunu söylüyor. Ve dolayısıyla medrese ehli evet birbiriyle çok iyi anlaşabilir. Hepsi zaten Arapça biliyor. Şu anda mesela Tilo'ya da gittiğiniz zaman siz Türkçe konuşsanız Türkçe konuşurlar size. Kürtçe konuşsanız Kürtçe, Arapça konuşsanız Arapça. Bu çok güzel. Ama her zaman bunu bulmak mümkün değil. Dolayısıyla halka inememe gibi bir problemden söz ediyor. Yani Arapçanın sadece işte medreselerde eğitim verenlerle münhasır kalması, tabana yayılamamasının ciddi bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Birinci tespiti bu. İkinci tespiti de yine bu Mehmet Ubeydullah'ın özellikle Abbasi İmparatorluğu'nun işte inkırazından sonra, yani işte 1258 maalesef Hülagü ismi de geçti, faciasından sonra tabii ki Bağdat maalesef hani bugün çok acı bir şekilde o çektiği ızdırabı bir kez daha çekecek. Tarihin en önemli şehirlerine ve belki de o günün en gelişmiş medeniyet kültür açısından, eğitim açısından gelişmiş olan Bağdat yerle bir edilecek. Ve bu da tabii ki eğitime de yansıyacak. Ve bundan sonra yani özellikle bu Arap dünyasındaki çöküşün sonrasında Türk dünyasını veyahut da Selçuklular ve Osmanlıların İslam dünyasını biliyorsunuz temsilcisi olarak ortaya çıkmaya başlıyorlar. Ve daha geniş bir alana yayılıyorlar. Yani Araplar işte kendi bölgelerinde kalırken Osmanlılar, Selçuklularla birlikte işte önce İran, Anadolu ve ondan sonra da Avrupa'ya kadar yayıldıklarını ama Türkçenin bilim dili haline getirilememesinden dolayı dolayısıyla bu bilimin taşınamadığını söylüyor, ifadelerini ekliyor. Bir diğer o yine Mehmet Ubeydullah'ın üzerinde durduğu konu daha önceki medreselere örnek medreselerin ortaya çıkarılamaması. Mesela Abbasiler döneminde işte dünyaca meşhur olan medreseler görülebilmiş. İşte daha sonraki dönemde Nizamiye medreseleri görülmüş. Fakat özellikle Osmanlılar döneminde ya da işte mesela bir Ezher Üniversitesi var. İşte Fatimiler tarafından temeli atılan ta 970'li yıllardan beri devam ede gelen medreselerin veyahut da işte o günün şartlarına göre üniversitelerin vücuda getirilmesine karşılık Osmanlı bünyesinde bu medreselerin meydana getirilememesinin de ciddi bir eksiklik olduğunu ve bunun da işte eğitimi geriye götürdüğünü söylemektedir. Bu tespitlerinin dışında bir de yine Bediüzzaman Hazretleri ile bu ortak o iki bilim adamının, alimin ortak görüşü kesinlikle ve kesinlikle medreselerde fen bilimlerinin de okutulması gerektiği. Yani fen bilimlerinin terkiyle birlikte din bilimlerinde de gerileme olmuş. Neden gerileme olmuş? Çünkü belli bir süre sonra taassup görülecek, taklit görülecek ve taklit de zaten taassubu beraberinde götürüyor. Taassubun en önemli çıkmazı kendini yenileme ihtiyacı hissetmemesi. Bu da ciddi bir sıkıntıyı getirmiş. Yine Mehmet Ubeydullah ve diğerinin Mehmet Faik'in dile getirdiği bir başka husus medreselerde okutulması gereken derslerle ilgili veyahut yapısal değişikliklerle ilgili. Mesela Mehmet Ubeydullah'ın yine farklı olarak ileri sürdüğü hususlardan bir tanesi medreselerin sadece din bilimlerinin değil aynı zamanda fen bilimlerinin okutulduğu üniversiteler olması gerektiği tezidir. Yani özellikle o dediğimiz Abbasi döneminden sonra yani 13. asırdan sonra artık bir süre sonra medreselerden bilim adamı, din adamı, özellikle bilim adamı yetişmeyecek. Ve dolayısıyla
Bu da ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getirecek ve sonra öyle bir algı olacak ki sanki medreselerde sadece din bilimleri okutuluyor, diğerleri hiç okutulmuyor. O zaman ne olacak? O zaman dünyada meydana gelen bilimsel gelişmeler takip edilemeyecek. Zaten ikisi beraber gidiyor. Yine malumunuz Bediüzzaman Hazretleri'nin belirttiği gibi adeta bir çift kanat gibi. Yani fen bilimleriyle din bilimlerinin hiçbir şekilde birbirinden ayırt edilmesi, birinin diğerinin alternatifi olarak görülmesi mümkün değildir. Zaten birbirine alternatif olarak görülmesi veyahut da birinin yeterli görülmesinden sonra o çöküş ya da inkıraz dediğimiz şey meydana gelmiş. O yine Mehmet Faik Bey'in üzerinde durduğu bir husus. Yine bu tabii ki fen bilimlerinin terk edilmesiyle birlikte, yani nasıl ki işte Hristiyan dünyası bilim adamlarına kapısını kapattıysa, işte İslam dünyası da böyle kapısını kapatıyor. Veyahut da İslam'da da akli ve nakli bilimler birbiriyle çatışıyor gibi bir fikir, bir görüş ortaya atılıyor. Ve bunun da İslamiyet'le hiçbir şekilde uyuşmadığını, İslamiyet'in hiçbir şekilde bilime karşı olmadığını belirtiyor. Zaten malumunuz, isterseniz ayetlere bakın, isterseniz hadislere bakın, birçoğunda bilime teşvikin olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Yine Mehmet Faik'in üzerinde durduğu hususlardan bir başkası da medreselerin yapısıyla ilgili. Mesela şöyle bir ayrım yapıyor. 7-8 çeşit medrese eğitiminin olması gerektiğini söylüyor. Yine medrese eğitimini mesela bizim bildiğimiz, yani avam olarak medresenin dışından olan kişiler olarak bildiğimiz işte ortalama 15 yıl. Öyle mi medrese eğitiminin? 15 yıla yakın kadar sürdüğü, bunun çok uzun olduğu şeklinde bunların tespitleri var. Yani medrese süresinin sınırlandırılması gerektiğini ve bunun 10 yılı aşmaması gerektiğini. Yine o iki bilim adamı ifade ediyorlar. Yine üzerinde durdukları bir diğer ifade, yani direkt medreselerde değil, medreselerin altyapısını oluşturacak, adeta fidanını oluşturacak şekilde okulların vücuda getirilmesi. Çünkü hani bugün bizim bugünkü tabirle dediğimiz ilk ve orta okulların olması gerekiyor. Yani medreseye gidecek olan kişinin ilk önce ilk ve orta eğitimini alacak, ondan sonra medreseye geçecek. Yani belli bir birikimden sonra medreseye geçecek. Yine medreselerde yaptıkları diğer işte ayrımlar, mesela işte fakihlerin ayrı bir şekilde, müfessirlerin ayrı bir şekilde, kelamcıların ayrı bir şekilde, işte müdevanın, ediplerin ayrı bir şekilde eğitimden geçirilmesi gerektiğini ve bunların okumaları gereken dersleri ayrı bir şekilde sıralıyorlar. Ama ondan önce de hepsinin işte öğrenmesi gereken bir eğitimden, eğitim dilinden söz ediyor bu iki bilim adamda. Ve yine bunların üzerinde durduğu bir diğer husus senelik eğitimle ilgili de. Yani işte bir sene boyunca sürekli eğitim değil de işte en fazla mesela bir tanesi 9 ay diyor, bir tanesi 10 ay diyor. Yani ortalama 9-10 ay eğitimin olması gerektiği, onun dışında işte 2-3 ayın da tatil. Ya da mesela işte günde 3-4 saatten fazla dersin yapılmaması gerektiği. Veyahut da bir başka tespitleri, işte diyelim ki hem hocalarına ya da o zaman kullanılan üstad dedikleri kişilerden, sonra onların yardımcılarından ve sonra birbirleriyle müzakereli ders yapmaları şeklinde yine ifadeleri var. Ve bununla ilgili de yine epey ayrıntılı bilgi veriyorlar. Yani hangi aşamada, hangi derslerin okutulduğu, hangi aşamalardan geçmeleri gerektiğini söylemiş oluyorlar. Bediüzzaman Hazretleri'nin yine bu medreselerle ilgili benim anlayabildiğim kısmını ya da işte çıkarımlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bir kere az önce söylediğim gibi Bediüzzaman Hazretleri'nin ısrarla üzerinde durduğu şey medrese ismidir.
Medrese isminin neden ısrarla istendiği konusuna gelince bizzat kendimizin de veyahut da benimden büyüklerin yaşadığını bildiğim bir olay var. Bir kere uzun süre özellikle bu bölgemizde mekteplere karşı bir soğukluk vardı ve insanlar çocuklarını bu mekteplere göndermiyorlardı. Hatta özellikle mekteplerde görev yapanların önemli bir kısmının maalesef bozuk olması ve geldikten sonra işte o yörede yaşayan insanların gelenekleriyle, inançlarıyla alay etmeleri toplumda rahatsızlığa yol açmıştı ve bu yüzden mektep ismine karşı bir rahatsızlık vardı. Ama medrese ismi halkın arasında kabul görmüş bir isimdi. O yüzden medrese isminin olmasını istiyor Bediüzzaman Hazretleri. Bir diğeri malumunuz yine medresede okutulacak dille ilgili. Ben az önce özellikle Mehmet Ubeydullah'ın ki diğerinde de Mehmet Faik'te de yine benzer şey var. Eğitim diliyle ilgili mesela Mehmet Faik de şunu söylüyor. Diyor ki işte eğitim dilinin Türkçe olması lazım. Ama bundan sonra şunu da söylüyor. Ama mahalli dilin olması gerekir diyor. Veyahut da işte dersler okutulurken ne diyor? İşte Mısır'da farklı. Diyelim ki Mısır'da Araplar yaşıyor. Mısır'da Araplara verilebilecek işte diyelim ki belagatla ilgili veyahut da diğer derslerle, nahif sarfla ilgili yani dil ve edebiyatla ilgili derslerin farklı. İşte diyelim ki Anadolu'da verilmesi farklı olması gerekiyor. Yani o insanların yapısını da göz önünde bulunması gerekiyor. Yine biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri Medreset-i Zehra örneğini verirken şu tespiti de yapıyor. Evet siz orada okul okuduğunuz zaman Kürtlerin de işte diyelim ki içtimai yapısını, sosyal yapısını göz önünde bulundurarak onların yapısına uygun bir eğitim modelinin geliştirilmesini tavsiye ediyor. Yine tavsiye ettiği bir başka husus işte o bölgede görev yapan müderrislerin orada istihdam edilmesi. Yine bu medreseler evet tamam işte medreseleri açtınız ondan sonra bu medreselerden insanlar mezun oldu. Peki bunlar ne olacak? O zaman onlar da bir diploma alacaklar ve diplomaları diğer üniversitelerden mezun olanların diplomalarıyla denk olacak ve bir cazibe merkezi haline gelecek. Bir diğer husus medreseler derken genellikle erkekler üzerine kurulu bir eğitim yani kadınlar işte kızlara yönelik şey var mı mesela diyelim ki işte şu anda mevcut olanlarda sadece erkeklerin eğitim gördüğünü biliyoruz. Kızların eğitim gördüğü bir medrese var mı mesela? Yani dolayısıyla mesela Bediüzzaman Hazretleri Medrese-i Zehra modelini önerirken onun yanında da ne diyor? İşte Darül Muallimin diyor. Yani bayan öğretmen okullarının açılması gerekiyor. Yine Bediüzzaman Hazretleri'ni biliyorsunuz Medrese-i Zehra modelinin arka planında bir çatışmayı ortadan kaldırma amacı var. Çatışma neydi? İşte medreseler günün şartlarına cevap veremiyordu. Medreseler hani Şerif Hocam'ın güzel bir şekilde ifade ettiği gibi işte medreseler ellerinin tersiyle itildi, kendi haline bırakıldı, çürümeye terk edildi. Onun yerine mektepler getirildi ama mektepler de bu sefer başka bir sıkıntıyı beraberinde getirdi. Mektep-medrese çatışması neredeyse Cumhuriyet döneminin önemli bir kısmını da işgal ederek devam etti. Ama arka planda pek dile getirilmeyen bir başka çatışma daha vardı. O da özellikle Osmanlı döneminde medrese tekke çatışması da var. Medrese ile tekkenin birbirini kabul edememe itham olayı da var. Bediüzzaman Hazretleri'nin önerisinde üçünü yani mektep medrese değil ilave olarak bir de medrese, mektep ve tekke uyuşmasını üçünü beraber yani üçünü barıştıracak bir şekilde bunların eğitim görmesini tavsiye ediyor. Tabii bunu biliyorduk ama o az önce dediğim Diyarbakırlı Mehmet Faik de şunu söylüyor o yazısında. Diyor ki işte medreselere öğrenci alınırken diyor hangi okuldan olursa olsun alınması lazım. Hatta diyor ki mekteplerin de bu okula gelmesinin sağlanması lazım ki ne olsun aralarında bir müsalaha olsun. Çünkü bir çatışma var. Bu çatışma da neticede zarar veriyor. O açıdan da bunların beraber olması gerektiğini söylüyor. Yine o
Medrese-i Zehra malumunuz ne olacaktı? Orta Doğu'ya açılan kapı olacaktı bu bölgede ve yine İslam itaatinin sağlanmasına çok büyük bir katkı sağlayacaktı. Teşekkürlerimi arz ederek bitirmiş olayım. Sağ olun.